Efendim hoş geldiniz. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Allah kabul buyursun ibadetlerimizi amin, inşallah. Etmeyin. Dua ediyoruz. Diye diye Ramazan'ı da yavaş yavaş geride bırakıyoruz galiba hocam. Allah izin verirse Bugün tamamlayacağız herhalde bu sene. Evet. Bugün 22. günü. Dolayısıyla bundan sonra 7 gün kaldı. Hayırlısıyla Cenab-ı Hak tamamlamayı lütfeylesin inşallah. İnşallah. Acaba dün Kadir gecesi olabilir miydi hocam? Yani son 10 günde arayınız evet, deniyor ya. Son 10 günün tek gecelerinde arayın diye rivayet var. Başka rivayetler de var. Tabii Peygamberimizin dikkat çektiği şey aslında ömrün tamamını kadirleştirmeye yönelik bir uyarı veya bir tavsiye olsa gerek. Çünkü Kadir gecesine kıymetini veren şey o gece Kur'an'ın indirilmiş olması, indirilmeye başlanması. Dolayısıyla insan Kur'an'ın manasıyla ne zaman buluşursa onun Kadir zamanı odur. Yoksa mesele böyle bir piyangovari, bakalım bu geceyi yakaladık yakalamadık. Yakaladık falan. Ve bütün günahlardan da arındık, geçti bitti. Yok mu böyle bir şey hocam? Yani bunlar öyle teşvik ifadeleri. Evet. Yani böyle bir Kur'ani bir prensip yok. Kur'an'da kimin nasıl kurtulacağına dair Rabbimizin neler söylediğini biliyoruz. Evet. Mesela bir ayet okuyayım. Başka da bir şey demeye gerek yok bence. Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah. Nisa suresinin 31. ayetinde İn tectenibu kebâire mâ tünhevne anhu. Size yasaklanan davranışların büyüklerinden yani büyük günahlardan kaçınırsanız nükeffir anküm seyyiatiküm. Biz sizin diğer küçük günahlarınızı örteriz. Evet. Demek ki büyüklerden bizim kaçınmamız lazım. Ama neticede Allah-u Teala bağışlayıcıdır. Bu okuduğum ayet Nisa suresi 31. ayet. Mesela Zümer suresi 53. ayette Cenab-ı Hakk'ın mağfiretinden ümit kesmemek lazım geldiği özellikle emredilir. Orada buyurur ki Rabbimiz قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ kendilerine yazık eden kullarıma de ki لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden, merhametinden ümit kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları bağışlayabilir. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Neticede bağışlayan ve merhamet eden odur. Sadece odur der. Mesela başka bir ayet Nisa suresi 48. ayet ile yine Nisa suresinin 116. ayetlerinde bütün günahlar ifadesi bir istisna ile yeniden açıklanır. O istisna cümlesinde der ki Rabbimiz اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Yani şirk koşulmasını bağışlamaz. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاء Bunun dışındakileri dilediğine bağışlayabilir. Allah-u Teala yaptığından sorgulamayan, sorgulanamayan yegane varlıktır, yegane kudrettir. Çünkü mesela başka bir ayette buyurur ki, Hud suresinde... Ben anlıyorum, siz ayetleri okudukça onunla bağlantılı şimdi diğerler aklınıza geliyor. Şimdi birkaç defa söyledim. Yani o şimdi bir konuya takınca, orada hep kodlamışım ben ayetleri. Hepsi peş peşe aklıma geliyor. Mesela Allah-u Teala yaptığından sorgulanamayan ve dilediğini yapabilen yegane kudrettir. İşte Hud suresi 107. ayet. İnne rabbeke fa'alun lima yurid. Senin Rabbin dilediğini yapabilen, dilediğini dilediği kadar, istediği gibi yapabilen yegane kudrettir der. Hud suresi 107. ayet. Mesela Buruç suresinin 16. ayetinde de fa'alun lima yurid. İstediğini sadece en ideal ölçüde yapabilen yegane kudret odur der. Bir de Enbiya suresinin 23. ayeti var. La yüselu amma yef'al ve hum yüselu. Yaptığı şeylerden sorgulanamayan yegane kudret Allah'tır. Diğer herkes yaptığından sorgulanacaktır der. Dolayısıyla şimdi ben Kadir gecesini sormuştum. Evet. Oradan buralara geldik. Geldik. Nereye bağlayacaksınız? Şurayı, yani? Şuraya bağlayacağım. Şimdi rivayetler iki türlüdür Erkan Bey. Yani peygamberimize nispet edilen sözler. Bunlara hadis-i şerif diyoruz.
Hadis-i şerif yani kıymetli söz demek. Bunların peygamberimize ait olanları var. Yani uydurma olanları da var. Siz bunu söylediğiniz için ne olsa diyorlar. Hadisleri inkar eden adam diye böyle çok çirkin şeyler ve söylüyorum. Aslında sadece Ramazan ayında değil, ne zaman yapılırsa yapılsın büyük günah olan bir iftirayla sizi karşı karşıya bırakıyorlar hocam. Yani onların görevi o yani. Evet. Onlara ben Müslüman kardeşinin ölmüş etini yiyen adamlar diyorum. Çünkü evet. Gıybet ediyorlar. Bir kısmı gıybet ediyor. Bir kısmı da iftira ediyor. Evet. İftira atıyor. Demediğimi söylüyor. Ben mesela hadislerle alakalı çok dikkatli bir adamım. Ama onların yaptığı gibi süpürüp alanlardan değilim ben yani. Eskiden geliyorsa hepsi doğrudur diyenlerden değilim. Bir kısmı da var. Eskiden ne geliyorsa hepsini atıyor. Süpürüp atıyor. Evet. Ben süpürüp alanlardan da değilim. Süpürüp atanlardan da değilim. Ama çok açık söylediğiniz o hadislerin, hadis diye aktarılan o sözlerin bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olabilemez. Olamaz. Olamaz. Tabii çünkü doğrudan ayetle çelişen, doğrudan ayetle efendim zıt manalar veren rivayetler var. Ben şimdi az buçuk Kur'an'ı bilen bir adam olarak yani bir rivayet Kur'an'a açıkça aykırıysa ben buna nasıl itibar ederim? Evet. Bunu peygamberimiz söylemiş olamaz. Bunu anlamıyorlar. Evet, bunu anlamıyorlar. Bunu anlamıyorlar. Yani ben filanca rivayet doğru değildir deyince adam diyor ki bak peygamberimiz demesine rağmen peygamberi yalanlıyor diyor. Hayır öyle demiyorum. Yani biraz vicdanlı olmak lazım. Benim sözüm bu söz Kur'an'a aykırıdır. Öyleyse bu sözü peygamberimiz söylemiş olamaz. Olamaz. Bunu peygamberimizin adına ağzına biri yamadı. Filanca kitabı aldı, falanca kitabı aldı. Neticede hadis kitaplarının o bizim literatürümüzde yoğun itibar gören hadis kitaplarımızın en muteberi Buhari'dir, en muteberi ve Buhari'nin yaşadığı yıl miladi peygamberimizden sonra 250 Hicri 256 senesinde vefat etti. Peygamberimizden 2,5 asır sonra yaşadı bu zat. O zamana kadar evet yazılı gelen bir kısım var. Yazılı olarak gelenler var ama büyük çoğunluğu yazılı gelmedi. Şifahi sözlerle aktarıldı. Evet. Şimdi böyle karanlık bir dönemden geçti Müslümanlar. Öyle sıkıntılı süreçler yaşandı ki daha peygamberimizin mübarek cesedi ortadayken hafif hafif kavgalar başladı. Halifeler döneminde neler yaşandığını biz biliyoruz. Hazreti Ömer'i kimin öldürdüğünü biz biliyoruz. Hazreti Osman'ı kimin şehit ettiğini biz biliyoruz. Hazreti Ali'yi kimin şehit ettiğini biz biliyoruz. Cemel ve Sıfın vakalarında karşılıklı Müslümanların ne kadar sayıda kayıp verdiğini biz biliyoruz kardeş. Yani böyle edebimizden susuyoruz diye yani bazı hakikatleri de bunlar bilmiyorlar zannetmesinler. Yani çok acayip şeyler biliyoruz ama bunlara sıra gelsin istemiyoruz. Allah'ın kitabı ortada. Bu kitabı konuşalım, bu kitapla konuşalım istiyoruz. Evet. Ama bundan rahatsız oluyor vatandaş. Evet. Vatandaş bundan Kadir rahatsız gecesine oluyor. Kadir bağlayacaktık ya. Meseleyi. Diyor ki işte hadisler iki türlüdür. Evet. Bunların bir bölümü peygamberimize nispet edilen ve peygamberimize ait olanlar için söylüyorum. Peygamberimize nispet edilip uydurma olanlar da var. Evet. Ve bunu bunlar sadece siz söylemiyorsunuz. Canım herkes, başka İslam alimleri İslam tarihi, de bunu biliyor ve söylüyor. Tabii canım İslam tarihinin en müstesna insanları arasında mesela uydurma hadisler diye cilt cilt kitap yazanlar olmuş yani ayıklamaya çalışmış. Gücü yettiği kadar ayıklamış. Allah makamını cennet etsin. İnşallah. Yani amin. Öyle yiğitler var. Tabii ki ama bu bir adam gücü yettiği kadar ayıklayabilmiş canım. Hepsini ayıkladı bu bitti diye kestirip atabilir misiniz? Yani buna evet. Biçim bir ölçü. O zaman daha sağlam bir ölçüye ihtiyaç var. O ölçü Kur'an-ı Kerim. Kerimdir. İşte Kur'an-ı Kerim'e aykırıysa bir söz. Onun naklinde sorun vardır kardeşim. Bunun nakledilişinde bir arıza yaşamış Kadir olabilir. Kadir gecesiyle ilgili olanı ne bu anlattıklarınızı? Geliyorum. Şimdi rivayetler o anlamda. Biri muhkem rivayetler var. Yani doğrudan hangi konuda söylenmişse o konuda doğrudan bilgi verir. Mesela sabah namazının farzı 2 rekattır. Bitti yani. Bunun evet. Daha lamıcımı yok. Öğlenin farzı 4 rekattır. Yani vitir 3 rekattır veya tek rekattır demiş. Yani bunun üzerinde şu hayvanlardan kurban olmaz demiş mesela peygamberimiz. Mesela işte ne bileyim hac yaparken şu eylemler hacca zarar verir demiş. Tamam. Bunlar bilgi. Doğrudan bilgi. Ama bir de var ki böyle teşvik veya
sakındırma maksadıyla söylenmiş. Bunlara da terhib ve terhib rivayetleri derler. Terhib özendirme, rağbet ettirme, terhib sakındırma, korkutma rivayetleri var. Şimdi bu Kadir Gecesi ile alakalı da diğer başka gün veya gecelerle alakalı söylenen rivayetler de en çok terhib ve terhib içerikli olabilir. Yani özendirme, yani özendirme, teşvik etme. Daha çok ibadet et demeye getiriyor Peygamberimiz. Evet. Bunda bir sakınca yok. Mesela terhib diye sakındırma içerikli rivayetler de var. Mesela işte diyelim ki şöyle bilgiler dolaşır. Üç cumayı peş peşe kılmayanın cenazesi kılınmaz diye mesela. Veya içki içen bir adamın 40 gün namazı olmaz diye. Böyle yani içkinin kötülüğünü öğretmeye yönelik veya cumayı kılmanın önemine teşvik anlamında ifade edilmiş rivayetler var. Bunlar da terhib ve terhib rivayetleridir. Bunları da bir kalemde süpürüp atmak doğru değil. Bunlardan alınabilir bir mesaj var ve ben bunları sıklıkla kullanırım. Yazdığım kitapların hemen hepsinde sayısızca rivayet var. Hadis-i şerifler var. Ben namazı nasıl kılıyorum? Onların kıldığı gibi kılıyorum. Ben biliyor musunuz? Ben onlardan daha çok kılıyorum. Onlar zekatı kuşa çevirdiler. Ben kuşa Kur'an'ın anlattığı gibi anlatıyorum. Onlar seferde yolculukta namaz kısaltılır, kısaltılmalıdır diyorlar. Ben kısaltılamaz diyorum. Onlar filanca adamlar oruç tutmasa da olur diyor. Ben tutmasa olmaz diyorum. Ben daha çok namazdan, daha çok oruçtan, daha çok hacdan, daha çok umreden, daha çok zekattan, daha çok infaktan, daha çok fedakarlıktan söz ediyorum. Ben sakat oluyorum, beyim dini kuşa çeviriyor, o daha sağlam oluyor. Ha, o zaman bunun kararını kim verecek? Bunun kararını Rabbim verecek. Verecek ne zaman inşallah. Verecek? Mahşerde verecek. İşte orada görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Peki kim efendim. Yiğitmiş bu orada belli olacak. Peki efendim. Bugünkü evet. ayetlere gelelim. Bugün hangi şimdi, cüzden seçtik? Niçin onu seçtiniz? 22. cüz, 22. gün olması itibariyle seçtiğimiz aşır 22. cüzden. Bu cüzde tabii ki Azap suresinin 31. ayetinden 73. ayetine kadarki bölüm. Müstakil olarak Sebe suresi 54 ayet. O sure ayrıca yine müstakil olarak Fatır suresi ki Fatır suresi de 45 ayettir. Dahası Yasin suresinin de ilk 27 ayeti bu cüzdedir. 22. cüzde. 22. cüzdedir. Yani müstakil iki sureyle Sebe ve Fatır sureler 34-35. sureler bu cüzde. 33. sure olan Ahzab suresinin 31 ila 73. ayetleri bu cüzde. Ayrıca 36. sure olan Yasin suresinin de ilk 27 ayeti bu cüzde. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bakın ki ne kadar konu var burada yani. Evet. Biz bundan sadece bir tane seçtik. Gerisini kardeşlerim mukabele okur ve dinlerlerken manasını okumak üzere onlara terk ediyoruz. Yapacak başka bir şey yok. O da bir görev ya hali. Bizim bu cüzden seçtiklerimizin dışındakilere de Profesör Doktor Mehmet Okuyan, siz özen gösterin, ilgi gösterin, evet. manasını evde okuyun, üzerine tefekkür edin. Diyorum. Diyorsunuz. Evet. Şimdi dinleyelim efendim. Şimdi ben bugün 41. ayetten, yani Ahzab suresinin 41. ayetinden 48. ayetine kadarki pasajı okudum. Burada aslında 3 tane konu var. Evet. Hatta 4 tane konu var. Ama genel bir çerçeve olarak söylemek gerekirse yani 3 konu diyebiliriz. Bunlardan biri Allah'ı zikretmek, onu tesbih etme ile alakalı bir hatırlatma. İkincisi Cenab-ı Hakk'ın ve meleklerin müminlere yönelik bir salatı var. Evet. Onunla alakalı söyleyeceklerim var. Ondan sonra da Hazreti Peygamber'in peygamberlik özelliklerini, görevlerinin bir bölümünü nakleden, bize aktaran bir pasaj var. Tamam efendim. 3 tane konu var. Fakat şimdi bunları, Erkan Bey, bunları kardeşlerim çeşitli vesilelerle zaten işittiler, işitiyorlar, işiteceklerdir. Onlar üzerinde çok derin tahliller yapmak istemiyorum. Burada çok 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 daha fazla önemli olan ve ümmetin savunmakta sıkıntı çektiği, anlamakta zorlandığı ve anlamakta zorlandığı için de karşıt görüşleri reddedebilme noktasında büyük efendim yürek burkucu evet. Sahnelerin yaşandığı bir bölüm var. Öyle mi? Nedir o efendim? Evet. Yani
bilmediği için savunamayanlar var. Bir de okuyor, anlıyor ama tam anlamadığı için savunamayanlar var. Geçiştirenler var. Nedir o konu hocam? Şimdi bu Ahzab suresinin 36, 37, 38, 39 ve 40. ayetlerinde anlatılan konu. Ben acaba orayı mı okutsaydık diye de düşündüm ama sonra dedim canım olsun 41'i okuyayım. 41'i biraz genel hatlarıyla 41-48 anlatırım. Öbür tarafa da mutlaka bir gönderme yaparım. Ben önce kardeşimizin okuduğu yeri anlatayım. Evet, hemen. Sonra o 36-37 ile alakalı önemli bilgi vermek istedim. Zihnini size hazırlasın. Hangi konu bu? Zayıf düşünen nokta. Bu Hazreti Peygamber'in yakını olan Hazreti Zeynep'le azatlı kölesi ve evlatlığı olan Hazreti Zeyd'in evliliği ve sonrası ile alakalı polemik konusu olan bir mesele. Çok polemik konusu olan ve çok da istismar edilen bir husus. Çünkü Batı'da zaman zaman Avrupa'ya işte konferanslara gittiğim zamanlarda oradaki gurbetçi kardeşlerimizin Hristiyan Batı dünyasının en çok Müslümanların üzerine geldiği konulardan biridir bu. Bizdeki ateist çevrelerin de ara ara ısıtıp ısıtıp gündeme getirdiği bir Batılılar konudur. Batılılar ve Hristiyanlar da hani başka dine mensup olanlardan çok içimizde yani adı Türk, soyadı Türk, dini de Müslüman gibi gözükenlerin çok kullandığı istismar ettiği doğru bilmedikleri hocam için ve biraz da yani ayetlerin söylemediğini ayetlerde söylenmiş gibi aktarıp da yani bir tefsir malzemesi olarak yaptığımız bazı sunumlardan çıkartılan bir takım olumsuz sonuçlar var. Bunun düzeltmesi lazım. Yani İnşallah. Burada ne söyleniyorsa onu sadakatle ve hakkaniyetle takip etmek lazım. İlle ısrarla oraya sözü getirmek istiyorum. İnşallah. Şu kardeşimizin okuduğu ayetleri biraz genel hatlarıyla ifade eden sonra. Rabbimiz buyuruyor ki Ahzab suresi 41. ayette. Ya eyyühellezine amenu. Ey bütün iman edenler. Hepimize sesleniyor. Evet. Üzkürullah zikran kesira. Allah'ı çokça hatırlayın. Allah'ı çokça zikredin. Allah'ı çokça zikretmek demek hani eline tesbih alıp belli sayıları tamamlamaktan ibaret değil. Ona yanlış demiyorum. Ona gereksiz, lüzumsuz, fuzuli filan demiyorum. Ben Allah diyen herkesi kardeşim bilirim. O sözüm ona değil. Ama Allah'ı çokça zikretmek demek Allah'ı hayatın her anında ve her alanında hatırında tutmak, hayatının meşguliyetlerine Allah'ın şahitliğiyle girişmek, Allah bilinciyle hayatı yaşamaya gayret etmektir. Allah'ı zikretmek, her işinde Allah'ı hatırlamak demektir. Ve bunu çokça yapın diyor Allah-u Teala. Yani tesbihatta kalmayın. Ondan ibaret değil. Ondan ibaret değil. O da var, doğru. Tabii o da Allah'ı hatırlamanın bir vesilesidir. Ben ona lüzumsuz demem. Davranışlarında da Allah'ı hatırlayacaksın. Tabii. Yani. Evet, emir ve yasaklar. Doğru tabii mu? Her işinde, gündelik 24 saatinde yaptığın her ne işse yani. Evet. Onu Allah'ın şahitliğinde yapmaya gayret etmek gerekir. Bunu yaparsanız zaten Allah beni görüyor diyebiliyorsanız bir işi yaparken. Orada zaten Allah-u Teala'nın azabını ve gazabını gerektirecek bir yanlışlık yapmazsınız zaten. Bu size bir otokontrol mekanizması sağlar. Bu emir öyle bir emir. Evet. Ayet öyle bir emir. Evet. Üzkürullâhe zikren kesîrâ. Allah'ı çokça hatırlayın. Çok fazla hatırlayın. Ve sebbihûhu bükreten ve asıyla. Ve Allah'ı, şimdi bunu bükreten ve asıyla sabah akşam diye tercüme ediyorlar. Doğrudur. Kelimenin verdiği anlamlardan biri odur ama önceki zikri kesir. Yani Allah'ı çokça zikredin emrine uygun olarak buradaki sabah akşam bu küre ve asil kelimeleri aslında gündüz ve gece demek. Hayatınızı tesbihe kodlayın. Hayatımız tesbihe kodlanmıştır. Siz o koda uygun olarak hayat zaten öyledir. Öyle yaratıldı hepimiz. Her şey. Hepimiz. Zaten insan olarak değil. Fıtratımız da öyle. Tabii hepimiz sadece insanlardan ibaret değil. Ama buradaki hitap iman edenlere yönelik olduğu için maksat insanlar üzerinden o yorumu geliştirmek durumundayız. Ama bilelim ki zikir insanlara ait bir eylemdir. Ama tesbih sadece insanlardan ibaret değildir. Evet. Mahlukat her biri her ne varsa Allah'ı anmaya kodlanmıştır ki ona yaratılışın kodları anlamında tesbih diyoruz. Onu bir söylemiştiniz başka bir ayetten örnek ve siz onu bilmezsiniz. Evet. Diye de izah eder Allah. Suresi 44. ayet vesilesiyle söylemiştim. Bunu böylece beyan etmiş olayım. Şimdi biz bunu yaparsak, yani Allah-u Teala'yı çokça zikredersek, yani gündüz ve gece Rabbimizi tesbihe gayret edersek,
Bakın bunun nasıl bir ödülü var. Ödül. 43. ayet. Hemen sonrasında hemen. Ödülü de zikrediyor ödül. Yüce Allah. 43 ve 44 ödül. 43'te buyuruyor ki Yüce Allah. Hüvellezî. O Allah ki yusallî aleyküm ve melâketû. Hem o, yani hem Rabbimiz hem de melekleri bize salat ediyorlar. Bize salat ediyorlar. Şimdi bizim salat selam diye bir kavramımız var. Şu meale bakmak istiyorum nasıl yapmış diye. Şimdi Allahu alem, acayip bir şeyle karşılaşacağız. Bir bakalım. Azap suresinin bir de 56. ayeti var. Bu salatla alakalı. Orada Allahu Teala buyuruyor ki İnna Allah ve melekatehu yusallun ale'n-nebi. Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, sallu aleyhi. Siz de peygambere salat edin ve sellimu teslima. Ona tam bir teslimiyet gösterin. Teslimiyetle selam verin. Şimdi Allah ve melekleri peygambere salat ediyor ne demek? Yani bunu böyle tercüme etmek yetmez ki. Değil mi? Yetmez. Allah ve melekleri peygambere salat ediyor. Yazıyor ki Allah ve peygamberleri melekleri peygambere salavat getiriyor. Olmaz ya. Ne demek? Allah salavat getirir mi yani? Salavat getirmek bizim dilimizdeki Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed veya aleyhissalatü vesselam demek yani. O bizimle Allah, ilgili o bir bizim bir söylem. Bizim söylemimiz. Evet. Ama o bile yetmez. Onun eylemi lazım. Eylemi lazım. Çok önemli. Çünkü o da çok önemli. Allah'ın ve meleklerin peygamberimize salat etmesi demek. Allah'ın ve meleklerin peygamberimize yardım etmesi demektir. Destek olması demektir. Allah ve melekleri bize, yani peygamberimize yardım ediyorlar. Ve Rabbimiz emrediyor. Buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Sallu aleyhi. Siz de ona yardım edin. Yardım edin. Ve sellimu teslima. Siz ona teslimiyet gösterin. Şimdi Rabbimiz bizden eylem istiyor. Yani peygamberimizin getirdiği dine sadakat göstermek ve o uğurda fedakarlık yapmamızı istiyor. Biz de diyoruz ki Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Ya Rabbi sen yardım et. Allah bize diyor yardım edin. Siz yardım edin. Biz diyoruz ki ya Rabbi sen yardım et. Ne yani salavat getirmeyelim getir, mi hocam? Yani, salavatın... Şimdi de onu mu söylüyorsun? Derler şimdi o malum çevreler. Diyorlar evet. Daha doğrusu bakıyorum da sizinle ilgili olarak. İşte diyorlar anlamıyorlar yapacak anlamıyorlar. Şey anlamıyorlar ama bu olay bu. Bu işte tabii. Yani şunu yani, anlasa. Tesbihi elimize alıp binlerce yüzlerce yüz binlerce kere salatu selam. Getirsin can ona bir şey demiyorum. Getirsin. Yani. Getirsin ama bilsin ki salat etmek, destek olmak, yardım etmek, omuz vermek demektir. Onun davasına sadakat etmek göstermek. Demek. Yani bu. Tesbihat ağızla, dille yapılan bir şey. Evet. Bir de bunun eylemle yapılanı bununla var. Bununla sınırlı kalmasın. Evet. Allah'ın ve meleklerin salat ettiği kişi sadece Hazreti Peygamber değil. Bakın şimdi 43. ayet Ahzab suresinin. Orada diyor ki Cenab-ı Hak. Hüvellezî yusallî aleyküm ve melâketû. Allah da melekleri de size salat ediyor. Ya bize. Bize. Ya Allah-u Teala bize salat ediyor. Ne demek? Ne demek? Bize yardım ediyor yardım işte. Yardım ediyor. Nasıl yardım ettiler? Nasıl yardım? 4 tane yardımı var Rabbimizin bize. 1. Akıl verdi. 2. irade verdi. 3. Peygamber görevlendirdi. 4. Kitap gönderdi. İşte yardım bu. Şimdi kitaba bakarak. Allah ve melekleri de size salat ediyorlar. İşte ayet 43. ayet. Adam zannediyor ki sadece 56. ayet var. Bilmiyor ki 43'te var. Hatta başka da var. Tevbe suresinde de var bununla alakalı ayetler. Allah ve melekleri size salat ediyor. Yani size yardım ediyorlar. Neden? لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Sizi cehaletin karanlıklarından hakikatin aydınlığına çıkarsın diye. Ya. Rabbimizin yardımının yardım noktası bu. Bakın bununla yardım alakalı... Yardım gayesi bu. Cehaletin bu. Karanlıklarından... Evet, hakikatin aydınlığına çıkarmak için. Karanlıklar çok olduğu için zulümat çoğul geliyor. Evet. Nur, hakikat tek olduğu için o tekil geliyor. Bakın bu Hazreti Peygamber'in risalet göreviyle ilişkilendirilen gerekçedir de aynı zamanda. Nerede? İbrahim suresi 1. ayet. Elif lam ra. Bu elif lam ra harflerine ne demiştik Erkan Bey? Hocam şimdi hatırlayamadım. Evet. Ama biliyorum. Evet. Zaten bunlara elinizde. Kesik kesik okunan mukatta evet, harfleri demiştik. Evet, bunların birer sembol olduğunu söylemiştik. Bir kitaba işarettir demiştik bunlar, orada anlatılan. Orada çok değişik anlamları var. Bunların bir anlamı yok demek tabii, büyük 50'den yanlış. Fazla. Evet. 50'den fazla anlamı var. Ve 7-8 tanesini söylemiştik biz o programda.
Hangi programda? Sanıyorum 16. programdı. Meryem suresinin başında dedik. Kitabun enzelnahu ileyke. Sana bir kitabı biz indirdik diyor Allah-u Teala. Peygamberimize. Niye? لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Bakın, bakın Allah-u Teala bize yardım ediyordu. Evet. Nasıl? Dört unsurla dedim. İşte bakın o dört unsurun ikisi burada. Peygamber görevlendirerek ve bize kitap indirerek. İnsanları karanlıklardan aydınlıklara çıkartmak, aydınlığa çıkarsın diye Allah yardım ediyor bize. Bu kitap indirilmiştir. Nasıl olacak bu? Biizni Rabbihim, Rabbimizin buyruğuyla, buyurun, Rabbimizin emriyle. Buyurun. Nere yani? Nur dediği ne yani? İlâ sırâtil azîzil hamîd. En yüce olan ve her türlü övgüye layık olanın yoluna. Yoluna. Yani Allah'ın yoluna. Yoluna. Yani sırat-ı müstakime. Yani Kur'an'a. Yani İslam'a. İşte bakın. Demek ki Allah-u Teala bize yardım ediyor. Yardım ediyor. Melekler de yardım ediyor. Bir de kendi vaadi. Tabii işte Ahzab suresi 43. ayet. Okumuyorlar Kur'an'ı ve bizi anlamıyorlar yani. Anlamıyorlar. Üzgünüm. Yani çok dertli. Bizi anlamıyorlar. Anlamak onu istemiyor. Da koy kenara, Allah'ı anlamıyorlar. Zaten mesele bu. Hani mesela diyorlar ki sakın ha bu Mehmet okuyanı dinlemeyin. Niye? Kur'an okuyor. Peki Kur'an'ı dinlemeyin demek kafirlerin sözüdür. Öyle. Fussilet suresi 26. ayet. Ve kâlellezîne keferû. Kafirler derlermiş ki la tesme'û lihâzel Kur'ani. Sakın bu Kur'an'ı dinlemeyin. Velgav fîhî. Habire gürültü yapın. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Başka şeyler söyleyin, Kur'an'ın sesi bastırılsın. Bastırılsın. Ne dediğinin farkında mısın sen? İnsan yani Kur'an'ın... Mehmet okuyanı televizyona çıkartma. Hayır. Çıkartma diyen, Mehmet okuyan Kur'an'dan başka bir şey anlatmıyor ki burada. O zaman Kur'an'ı çıkartma demiş oluyor, farkında değil adam. Evet yani ben onlar adına üzülüyorum yani. Umarım tevbe ederler, büyük hata yapıyorlar. Gerçekten çok büyük hata. Mesela benim şahsım değil yani. Kur'an adına konuşan herkes, her kimse... Onların sesinin avazının sonuna kadar çıkması lazım. Çünkü Allah'ın kitabını konuşmak, Allah'ın kitabını anlatmak izzetlerin en büyüğüdür. Evet. Şerefin en büyüğü budur. Haysiyetin en büyüğü budur yani. Keşke anlasalar ve keşke onlar da Kur'an'ı anlatmaya dönseler. İstiyorum Rabbimden. Şu kadar insana hitap eden, şu kadar konuşanlar var. Yani o kadar büyük kitlelere hitap ederken ne olur Allah'ın kitabını anlatsanız. Siz anlatın canım. Onların karşısına bizi çıkartın demiyorum. Siz. Bunların bir kısmı Kur'an'ı bilmesine rağmen anlatmıyor. Bir kısmı bilmiyor. Onları biliyorum. Onların bilmediğinden eminim. Tamam ama bir kısmı biliyor. Bilmesine rağmen Kur'an anlatmıyor. Neyi anlatıyor Kur'an peki hocam? Saatlerce televizyonda oynuyor. Reytinge. Reytinge oynuyor. Kalabalık. Daha çok kalabalık bizi dinlesin. Kalabalıklar bundan daha çok memnun. Hikaye anlatıyor. Masal anlatıyor. Menkıbe anlatıyorlar ya, bir acayip bir şeyler oluyor. Ama aslında Kur'an'da kıssalar var ya. Ya anlatsana Yusuf kıssasını. Anlatsana Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'i, Hazreti Musa'yı anlatsana. 10 sene yeter be malzeme olarak. İlla hikaye anlatacaksın. İlla anlatacaksan. Bari hikaye anlatma, kıssa anlat, kıssa. Çünkü hikayelerin olmama ihtimali yüksek. Kıssaların yaşanmamış olma ihtimali sıfır. Ama anlamıyor. Bir kısmı da ona itibar etsin. Yapacak bir şey yok. Ve kâne bil müminîne rahîmâ. İşte Allah ve melekleri size yardım ediyorlar. Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Çünkü Allah müminlere merhametlidir. Merhametinin tecellisi olarak işte bu kitap gönderilmiş. Peygamberimiz görevlendirilmiş. Akıl ve irade verilmiş. Bunlar bir merhamet tecellisidir. Bakın Allah'ı çokça zikretmedin. Gündüz ve gece Allah'ı tesbih etmenin ödülü bu. Allah ve melekleri bize yardım ediyor. Ve Rabbimiz bizi karanlıklardan aydınlığa çıkartıyor. Çok önemli yani Allah anılacak. Evet çokça. Çokça tesbih edilecek ağızla, dille. Ve eylemle. Lakin eylemle de. Evet. Yani Allah'ın emir ve yasakları her an kalbimizde, hatırımızda, davranışlarımızda olacak. Hayatı Allah'la yaşayacağız. Bu vaadin ödülü var hemen. Onun ödülü Allah'ın bize doğrudan yardımıdır. Bizi şirkin, küfrün, günahın, nifakın karanlıklarından hakikatin aydınlığına, sırat-ı müstakime, İslam'a, Kur'an'ın yoluna çıkaracak ve o konuda bize yardım edecek. Ediyor da zaten. Çünkü Allah müminlere fevkalade rahmet edicidir, merhametlidir. Merhametinin tecellisidir bütün bu hakikatler. Devam edelim. Ha, bu dünyada, bu dünyadaki ödül. Tehiyyetuhum yevme yelkavnehu selamun.
Bir de Allah'a kavuşacakları gün onların karşılanmaları selam ile olacaktır. Yani sade ölürken ben burada anlattım. Nahl suresinin 28. ayetinde 28. ayette kötülerin ölümü, 32. ayette iyiler ölürken ölüm melekleri, ölüm meleği değil, ölüm melekleri onların canını alırken onlara diyecekler ki اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَاكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ diyecekler onlara. Yani selam vererek onların canını alacaklar. اُدْخُلُ الْجَنَّةِ Cennetliksiniz siz, cennete girin. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yaptıklarınızın karşılığı olarak. Yani Allah, bu ölürken. Sonra? Ahiret hayatında. Daha var. Bir de biri bu. Bu da şeyde karşılanacakları gün mahşerde. Ahzab suresi 44. ayet. Bir tane daha var. Zümer suresinin 73. ayeti. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Rablerine karşı sorumlu ve duyarlı davrananlar grup grup cennete sevk edilecekler. Hatta Cennet-i Zümera. Zümera grup grup demek. Öyle mi? Evet. İkisini benim beraber kullanmak. Benim rahmetli dedem ile cehenneme Zümera. İkisi o da var burada. Diye bir şey vardı derdi onu. Evet, buradan evet. Kur'an-ı Kerim tabiri bu yani. Evet tabii. İlle öyle derdi yani. Siirtliydi. He. Allah rahmet eylesin. İlle cehenneme Zümera. Evet grup grup cehenneme gidecekler demek bir grup. He. Allah onlardan bizi eylemesin. İnşallah. Bir de cennete gidecek gruplar var. Hatta idâ câuha cennete geldikleri zaman... وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا Cennetin kapıları zaten açık bekliyor. Şimdi cehennemliklerle ilgili de bir ifade var. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَى Sizin dedenizin dediği ayet. Kafirler de grup grup cehenneme sevk edilecekler. Hatta اِذَا جَاءُهَا Onlar cehenneme gelince فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا Kapıda bir sıkışma var. Ha. Rahat rahat cehenneme gidemeyecek. Dar bir yerinden dar bir yere atılacak. Ya orada da ya mı sıkışıklık var tabii, o tabii, yani? Bak. Zaten kötü bir yer. Tabii. Bir de ya kötü sıkışıklık bak, var bak. Yani. Furkan suresinin 13. ayeti var. Ve izâ ulkû minhâ mekânen dayıkan. Oradan dar bir yerden dar bir yere atılacaklar, atılacaklar. Yani. Furkan suresi 13. ayet. Peki bizim seçtiğimiz ayetlerle yok, buraya nasıl geldik? Geliyoruz şimdi. Ben bağlarım hiç merak etme. Hatta ila cava gelince cennete cennetlikler ve futihat ebbabuha kapıları zaten açık. Cehennemlikler için olan ifadede vav yok burada vav. Buna vav-ı haliye derler. Durumu bildirir. Kapılar zaten açık. Ve kâle lehum hazenetuha cennetin bekçileri cennetliklere derler ki selamun aleyküm esenlik üzerinize olsun tıptım temiz davrandınız fedhulûhâ halidîn şimdi ebedi olarak siz de cennete girin diyecekler. Duyabilecek Rabbim, miyiz bu lafları inşallah. Hocam? Duyabilecek miyiz yani? Bak ne güzel. Efendim, Kur'an'da da ne kadar böyle insanın içini yumuşatıyor. Tabii. Bir daha söyler misiniz? Bir tane daha söyleyeyim. Öyle mi? Açtım hemen orası çıktı. Yunus suresi bak Erkan Bey. 10. ayet Yunus suresi. Da'vahum fiha onlar da cennetliklerin oradaki birbirlerine çağrıları subhanekallahumme böyle diyecekler ya Rabbi senin şanın ne de yücedir evet. Seni her türlü eksiklikten tenzih ederiz ve tahiyyetuhum fiha selam orada birbirlerine karşılama cümleleri de sadece selam şeklinde olacak cennetlikler birbirlerine selam diyeni hitap edecekler ve ahiru da'vahum sözlerinin sonu da Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun diyecekler. Birbirleriyle konuşurken bir ayet daha söyleyeyim. Zaten onunla ilgili hep bütün ayetleri okumuş oldum böylece. Evet. Vakıa suresinin 25-26. ayetleri La yesme'ûne fîhâ lagven ve la te'sîmâ. Cennetlikler cennette boş şeyler ve günaha sokucu şeyler hiç duymayacaklar. İlla duyacakları şudur. Kıylen selamen selama. Sadece selam sözleri duyacaklar birbirlerine. Ve bu selamın en güzeli de Rabbimizden bize iletilecek olan selamdır. Bu da Yasin'de var. Orada diyor ki Allah-u Teala. İnne ashabel cenneti liyeme fî şule. Mezarlıklarda okuduğumuz Yasin. Evet. Hep orada okuyor. Halbuki bak ne kadar güzel. Okursan yüreğin açılacak manasını düşünürsen. Lehum fîhâ fâkiyetün. Cennetlikler için orada her türden meyveler vardır. Ve lehum ma yedde'un. Ve orada ne istiyorlarsa hepsi vardır. Selamun kavlen. Sözlü bir selam vardır. Min Rabbin Rahim'in. Merhameti her şeyi kuşatmış olan Rab'den Allah'tan bir sözlü selam vardır. İşte selamın zirvesi budur. Budur maşallah. Yani. İnşallah Allah bu
hitapları duymayı bize duyanlardan kılar evet, bizi inşallah. Amin. İnşallah. Emin olun yani biliyor musunuz? Yine ya, bir ayet mi? Evet ayetler geliyor ama. Oku beni diye bir ayet oradan. Oradan dürttü gene değil evet, mi hocam? Ya, emin olun öyle ama. Neyse şunu söyleyeyim. Yani Allah diyen herkesin cennete gitmesini isteyen bir insanım ben. Yani cenneti daha kalabalık görmeye, cennetliklerin sayısının daha çok olmasını canı gönülden arzu eden bir adamım. Buradan cehennem zebaniliği yapmanın bir alemi yok. O cehenneme, bu cehenneme, o fasık, bu sapık, o bilmem o dinsiz, o mezhepsiz filan gibi adamları kategorize edip cehennem zebaniliği yapmanın bir alemi yok. Unutmayın, Allah ruzi mahşerde karar verirken hiç kimseyi danışman tutmayacaktır. Hiç kimsenin kararını verirken bir başkasına danışmayacaktır. Gelin duamız hepimiz cennetlik olalım şeklinde olsun. İnşallah. Duamız budur, amin. Bu olsun. İşte mahşerde dünyadayken Allah'ı çokça zikreden ve onu gündüz gece tesbih edenlere dünyada Rabbimizin yardım edeceği ödül olarak sayılıyor. Bir de mahşerde selam sözleriyle karşılanacakları beyan ediliyor. Ve adde lehum ecren kerima. Allah onlar için çok değerli bir ödül hazırlamıştır. Ecir hazırlamıştır. Erkan Bey, Kur'an'ın en önemli kavramlarından biri budur. Ecir. Ecir ve ücret kavramları. Yaptığınız bir hayır hizmetinden. Eğer ücret alıyorsanız. Yani ücretin kökü bu. Evet, ecir. Ecir yani. Yaptığınız bir hayır hizmetinden. Mesela televizyon programı yapıyoruz. Mesela ben burada dini anlatıyorum şimdi. Eğer ben bunun parasını burada alırsam bunun ecri olmaz. Bitti o iş. Onun mahşerde bir karşılığı yok. Tamamdır. Aldın karşılığını. Burada aldın. Burada aldın. Kaç lira aldıysan işte o. Burada aldın. Bitti. Sıfırladın yani. Efendim yani biz orada da alacağız filan. Ha, orada da alacaksın ben sana söyleyeyim. Ahkaf suresinin hemen sana bir ayetini söyleyeyim bakalım alacak mısın? Ahkaf suresi 20. ayet. Evet. Efendim kafirlerden söz ediyor. Kafirler cehenneme arz olunacaklar diyor Allah-u Teala mahşerde. Onlara denecek ki اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا Canım siz bütün güzellikleri dünya hayatınızda giderdiniz ve onlardan yeterince dünyada istifade ettiniz. Bitti. Açıkça yazmış Allah. Ya Ahkaf suresi 20. ayet. Dünyadan nasibini aldıysan. Aldı bitti işte aldın. Doyduysan. O aldım bitti işte. Bitti tabii. İşte öyle mi? Halbuki o ölülere gönderdiğimiz Yasin'de bir yiğit adam konuşur. Ona Habib-i Neccar derler. Evet. O yiğit adam diyor ki kimin peşinden gideceğinizi size söyleyeyim mi diyor. Kimin peşinden gideceksin? İttebi'ul murselin. Peygamberlerin peşinden. Peygamberin izini takip edeceksin yani. Ki o peygamberler İttebi'u men la yeselüküm ecren. Sizden bir ücret istemezler. Ve hum muhtedun. Onlar hidayete erdirilmiş insanlardır. Siz bir şeyin ecrini bekliyorsanız ondan ücret almazsınız. Ücret alıyorsanız ecrinizi tükettiniz demek. Onun için çok önemli dediniz yani. Ecir ve ücret kavramı. Yasin'in bir kavramı. Yasin'in 21. ayeti. Bir sürü ayet var dolu bu ecir bugün ücretle var, alakalı. Ashab'ta da var bugün ele aldığımızda. Ecri kerim işte Allah'ın bize ödeyeceği, vereceğini vaat ettiği, ödül olarak vaat ettiği en önemli değer öbür alemde bize bir ecir, en güzel bir ecir hazırlamış oldu. Hocam son 4 dakika içerisindeyiz o bu da, ilk bölümde. Evet. Ne yapacağız? Zeynep şimdi, hadisesini anlatacaktınız. Ama şurada Hazreti Peygamber'in görevleri de var. Siz Hazreti, bugün haberlerden sonra duracak mısınız yok, inşallah? Kalamayacağım. Peki bu Zeynep'i duyurduk kalsam o zaman. Kalsam ne olacak Erkan'cığım? Dün kaldık 6,5 dakika konuştuk. Doğru söylüyorsunuz. Yani onun için. Peki bu Zeynep meselesini yarın konuşsak. Duyursak şimdi millet merak ediyor hocam. Çok önemli bir hadise. Vallahi bu Zeyd ve Zeynep meselesi gerçekten çok ciddi. O zaman mesela. Onu yarın... Ben biraz anlatayım bunu. Ama isterseniz bu bitsin tam bence. O, yani siz orada... daha iyi bilirsiniz ama. Burayı tam bitirelim ben Zeynep. Ben haberlerden hadisesi... önce daha konuşmayacak mıyım? Yok efendim maalesef öyle bir durumumuz var yani evet. Burayı neyse. Tam bitirelim duyuralım. Zeynep hadisesini de yarın anlatın isterseniz. Yok olmaz. Yarın 23.'de başka bir şeyler var. Onları öyle konuşacağız. Peki. Az bir 5 dakika tamam. Özetleyeyim hızlı hızlı. Peki. Hazreti Peygamber çok evliydi, çok eşliydi. Bunu herkes biliyor. Ama Hazreti Peygamber'in çok eşliliğinin hiçbir tanesinde cinsellik ön planda olmamıştı. Gerçekten olmamıştı. Bakire olarak sadece Hazreti Ayşe ile evlenmiş. Başka evlendiği eşlerin hiçbiri bakire değil. Dolayısıyla böyle siyasi çocuklu evlilikler... Çocuklu dullar filan tabii, bir de siyasi evlilikler, yani. Bakıma dayalı evlilikler, iletişimle alakalı evlilikler vesaire. Tebliğ ile alakalı evliliklerdi yani onlar. Evet.
Onun için yani peygamber çok evliydi, ben de evleneyim filan diye sakın ha öyle bir yanlışlık yapmasın hiç kimse. Şimdi Hazreti Peygamber'in çok evli olduğunu, eşliliğini böyle diline dolayanların diline bir kat daha fazla doladığı evliliği ise Hazreti Zeynep'le olandır. Şimdi bir anlatayım bu olayı. Hazreti Zeynep'le olan evliliği neydi? Hazreti Zeynep peygamberimizin yakını. Yakını olan bir kadın. Akrabası yani. Akrabası, evet. Şimdi bu kadın vefat ediyor eşi veya boşanıyor işte bilmiyorum. Peygamberimizle evlenmek istiyor. Kardeşlerine diyor ki beni Resulullah'la evlendirin diyor. Geliyor kardeşler. Niye peygamberimizle evlenmek istediklerini de söyleyeyim. Yani can atıyorlar peygamberimizle evlenmeye. Çünkü Ahzab suresi 5. ayette şöyle bir müjde var. Onu biliyorlar. Nebiyyü evlâ bil müminîne min enfüsihim. Nebi müminlere kendi canlarından daha ileridir. Ve ezvacuhu, nebinin hanımları ümmehâtuhum, ümmetin anneleridir. Ümmetin annesi olmak çok muhteşem bir şereftir. Bu şerefe nail olmak nail için olmak doğal için olarak peygamberimizle evlenmek oradaki istiyor. Aklı başındaki kadınlar, bekar kadınlar bir akıllarından geçiriyor evlenmeyi. Geçiriyorlar ve bir kısmı da Resulullah teklif ediyor. sallallahu aleyhi ve sellem. Evliliğin Kur'ancası ve Müslümancası teklifin kız tarafından gitmesidir. Öyle mi? Ya şimdi Vallahi yeni tersine. duydum. Evet, bunun Kur'ancası bu. Bakın bunu anlatıyorum. He. Hazreti Zeynep kardeşlerine diyor ki beni Resulullah'la evlendir. Hazreti Hatice ile evlenirken de teklif Hazreti Hatice'den gelmişti. Gelmiştir. Peygamberimiz kendi kızlarını evlendirdiğinde teklifi kendisi yapmıştır damatlarına. Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Ali'ye o teklif etmiştir. Bunun Kur'ancası, Müslümancası budur. Şimdi bunu gel Anadolu'da anlat. Anlat bizim Karadeniz'e de ki kızını teklif edecek. Oo, benim kızım evde mi kaldı, kör müydü, topal mıydı, niye verecekmişim bunu? Ya senin kızın peygamberin kızından daha mı hatırlı? O teklif ediyor da sana ne olur? Getir bana peygamber gibi bir adam kızımı vereyim. Senin kızın peygamberin kızı mı ki sana peygamber gibi adam bulacağım ben yani? Bunun Kur'ancası bu. Git Kasas suresinde Hazreti Musa'nın nasıl evlendiğini oku. Yani Bak. Hazreti Zeynep daha önce bir evlilik yapmış idi, öyle Tabii mi? tabii tabii. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Elbette. evlenmesi söz konusu olduğunda. Tabii bir evlilik başından geçmişti. Hazreti Zeynep zengin ve hatırlı bir kadındı. Peygamberimizle evlenmek istiyor. Peygamberimiz de bunu kabul etmiyor. Diyor ki o zaman azatlı kölesi var Zeyd. Hazreti Zeyd. Onu evlatlık edindi peygamberimiz. Yani köle olarak yanında bulundurmadı. Evlatlık edindi. Fakat bu surenin başındaki ayetlerden 4, 5, 4 ve 5. ayetlerde evlatlıkları kendi babaları kimse onlara nispet edin. Evlatlığınız sizin kendi çocuğunuz değildir diye hükümler var Evet. burada. Ama Arap toplumunda evlatlık evlat gibi görünürdü. Hazreti Peygamber'in evlatlığı olan Hazreti Zeyd onun yanında duruyor. Hazreti Zeynep de evlenme teklifiyle gelince peygamberimiz böyle azatlı bir köle, hani toplumda statüsü biraz düşük görülen biriyle daha hatırlı birinin evlenmesini istiyor. Güzel. Hazreti Zeynep'i azatlı kölesi olan, evlatlı olan Hazreti Zeyd'le evlendirmek istiyor. Kabul etmiyor şey. Zeynep. Hem Hazreti Zeynep kabul etmiyor hem Hazreti Zeyd. Çünkü bakıyorlar ki bu olmaz yani. Onlar olmaz diye düşününce Ahzab suresi 36. ayet geliyor. Bak. Diyor ki Rabbimiz: "Ve ma kana lil mu'minin ve la mu'minetin izâ kadallahu ve rasuluhu emren en yekûne lehumul hiyaretu min emrihim." Allah ve peygamberi bir konuda hüküm verdiği zaman hiçbir mümin erkek ve kadının o konuda alternatif arama hakkı yoktur. Ve men yasillaha ve rasule fakat zalla dalalen mübina. Kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse apaçık bir sapıklığa düşmüştür. Böyle bir ayet gelince evleniyorlar. Hazreti Zeyd ile Hazreti Zeynep evleniyor. Fakat bu evlilik bir süre sonra yürümeyecek ve çatırdamaya başlayacak. Başlıyor. Hazreti Zeyd ikide bir peygamberimize gelip diyor ki ya Resulallah bu yürümüyor. Bu. Hayır bizi. Hayır bizi. Yani nikahı kim kıydıysa boşamayı da onun yapacağının delilidir bu ayet aynı zamanda. Öyle 3'ten 9'a sen benden boşsun deyip de millet kimse kimseyi boşayamaz. Yok öyle şey yani. Nikahı kim akdettiyse onu sona erdirmek de onun görevidir. Öyle kimsenin iki dudağının arasına terk edilmiş değildir evlilikler. Geliyor peygamberimize diyor ki ya Resulallah boşa bizi. Ve istekulu lillezi en'amallahu aleyhi ve en'amte aleyhi emsik aleyke zevceke vettekillâhe ve tuhfî fî nefsike mallâhu mübdihi ve tahşennâz. Vallahu ahakku en tahşâ. Muhteşem bir ayet. Bu ayet var ya Erkan Bey.
Eğer Kur'an Hazreti Muhammed'in kendisinin uydurduğu bir söz olsaydı bu ayeti buraya koymazdı. Yani. Koymaz. Kesin. Çünkü onun aleyhinde bir şey. Diyor ki Rabbimiz, hani Allah'ın da senin de kendisine nimet verdiğin, baktığın o bir adam, bir adını söylemiyor. Burada sonra söyleyecek. Ona diyordun ki sen eşini nikahında tut. Evet. Allah'a karşı sorumluluğunu bil ama içinde sonradan Allah'ın ortaya çıkartacağı bir duyguyu saklıyordun. Peygamberimiz içinde bir şey saklıyor ve takşen nase, insanlardan da korkuyor. Ama kendisine saygı duyulması gereken kudret Allah-u Teala'dır diyor. Neydi peygamberimizin içinde sakladığı duygu? Baktı ki bu evlilik yürümüyor. Şimdi bu Zeynep bir azatlı kölenin boşadığı veya bir evlatlığın boşadığı hanım olarak pespaye bir duruma gelecek, itilecek, savrulacak. Acaba bu ondan ayrıldıktan sonra bununla evlensem acaba? Bunu aklından geçiriyor. Fakat evlatlığının hanımıyla evlendi diye bu defa büyük bir yaygara kopacağını da biliyor ve insanların dedikodusundan korkuyor. Allah-u Teala da diyor ki bak, insanlardan çekiniyordun, oysa en saygı duyulması gereken kudret Allah-u Teala'dır. فَلَمَّا قَدَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا Zeyd ondan, Zeyd'in adı işte burada geçiyor. Zeyd ondan ilişkisini kesince artık yürümedi, boşandı. زَوَّجْنَاكَهَا Seni Zeynep'le biz evlendirdik diyor Allah-u Teala. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ Müminler üzerinde bir zorluk olmasın. فِي اَزْوَاجَ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَدَوْ مِنْهُنَّ وَطَرًا Evlatlıklar kendi hanımlarından, kendi istekleriyle ayrıldıklarında onların boşadığı hanımlar evlatlığın babalığı durumunda olana haram değildir. Bu hüküm ortaya çıksın diye. Evlatlıklar adamın kendi evladı değil. Ama biz bunu nasıl anlattık biliyor musun Erkan Bey? İşaret ediyorsun kes diye, orada da o bizim kızımız işaret ediyor ama bu ne olacak, böyle kalmaz bu. Bunu nasıl anlattılar biliyor musunuz? Bir dakikada bir şey söyleyeyim. Güya bir gün Peygamberimiz Hazreti Zeyd'in evine gitmiş. Güya orada Hazreti Zeynep'i böyle biraz hafif giysilerle görmüş, temaşir yıkıyormuş. Orada onu öyle görünce biraz kalbi daralmış. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi, ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbime mukayyet ol, gidiyoruz yani. Güya Hazreti Zeynep'e güya aşık olmuş. Ondan sonra Hazreti Zeynep de Zeyd eve gelince akşam, beni Resulullah böyle gördü, kalbime mukayyet ol dedi filan deyince, güya Hazreti Zeyd de demiş ki, eyvah peygamber bizim hanıma göz koydu, ben iyisi mi seni boşayayım, alsın seni. Yalan bu ya, başından dibine yalan bu iftira. Hazreti Muhammed'e de, Zeyd, Hazreti Zeyd'e de, Hazreti Zeynep'e de iftira olan sadece evlatlığın boşadığı bir hanımla evlatlığın babalığı durumunda olan kişinin evlenebilmesine bir engel yoktur. Bu hüküm ortaya konsun diye yaşanmış bir olaydı bu. Ama bunu böyle evirdiler, çevirdiler, tanınmaz hale getirdiler. Ondan sonra da elin alemin adamı bunu ağzına sakız edip çiğneyip durdu. Hala daha aynı şeyler maalesef yapıla duruyor. Müslüman, işin aslı bu. Profesör evet. Doktor Mehmet Okuyan anlattı.